Evet. Budapeşte'de ilk günümüzün akşam üstünde biraz uyuyarak geçirmiş olsak da şimdi dinlenmiş bir şekilde şehrin merkezinde dolaşıyorduk. Kanka hemen yayınımıza başlayalım. Evet. Gün aslında çok da güzel başladı. Detaylara şu anda işte. Detayları boş ver. Ama şu an hava harika. Sokaklar da harika değil mi? Sokaklar çok temiz. Sokaklar çok güzel. Evet, mont yanımıza aldık, boşaldık. Yani montu üstümüze almış olmamız sokakta gezenlerin akşam şekline boyunca, bakılırsa. Akşam boyunca dolaşacağımız için. Aha, market. Market. Yayınımız şimdilik duruyor. Evet. İlk sahilimize vardık. Şu anda Tuna Nehri'deyiz. Tuna Nehri akmam demiyor vallahi. Güzel gidiyor. Köprü var. Bu köprünün ismini bilmiyoruz henüz. Arabalar, bisiklet yolları her zamanki gibi. Bu taraf Buda tarafı bu arada. İki şehirden oluştuğu için burası Buda tarafı. Yok abi, görüntüyü götürürüm ya. Burası da bizim geldiğimiz tarafta. Peşte tarafı. Şimdi bu sahil şeridinden böyle gideceğiz. Evet. Meydanlık ilk alanımıza geldik. Şu karşı tarafta bayağı insan var. Ne meydanıysa bu. Kalabalık. Gideceğiz, bakacağız. Bunlar nelermiş. Burada bir anıt yapmışlar. İsa, İsvan, neyse kimse. Bakalım. Şu an Peşte tarafının bir ilk meydanlık alanına geldik. Bayağı bir merkezi bir yer galiba burası. Bugün çok kalabalık burası ve her zaman böyle bilmiyorum da böyle bir yürüyüş olmuş. Şuralar falan hep insan dolu ve ellerinde bayraklar falan var. Avrupa Birliği, Macaristan falan filan. Böyle bir konvoy şeklinde insanlar yürüyor. Kornalar, bilmem neler. Bağıra bağıra gidiyorlar. Evet. Tuna Nehri'nin yanı başındayız. Tekneye binip turlara çıkan insanlar var. Bu nasıl bir tekne lan? Kuruz, Viking kuruz. Bayağı eğlenceli meğlenceli bir şey. Ünlü Zincirli Köprü'ye geldik. Şu karşımızdaki tarihi Zincirli Köprü. Biraz işte bitti. Zenci. Güzel bir açı yakaladık. Zincirli Köprü yanı başında. Buralar olduğu gibi gençler tarafından doldurulmuş. Yolda ilginç bir trafik var. Yani burada oluyor demek ki. Evet, Zincirli Köprü üzerindeydik. Gidiyoruz. Lambalar yandı zaman çok daha güzel gözüküyor bu köprü tabi de. Bizdeki gibi yayaların yürüme yasağı tabi yok. Bunlar aynı bizim Kadeş'teki köprüler gibi. Küçük minik yürüyüp geçebiliyorsun. Arabalar da gidiyor. Evet. Tuna Nehri'nin üstündeyiz artık. Şu karşı meydandan gelmiş binaların oradan. Şimdi Buda tarafına geçiyoruz. Zincirli Köprü hemen burada yanı başımızda. Akşam aydınlatmalar da çok daha güzel çıkacak burası. Bu Buda tarafında bir tünel kısmı var. Buradan arabalara geçip gidiyorlar. Biz bir şekilde yürüyemeyeceğiz buradan. Hemen yanı başında da tarihi eski bir füniküler hattı var. Buda tepesinden aşağıya iniyor. Füniküler hattın tepesinden Şehri Zincir Köprü'ye geldik ve Peşte tarafını çekmek gerekiyor. İzleyebilirsiniz ama parlamento binası muhtemelen o yukarıdan gözükmez.
binalardan dolayı. Fakat buradan gördüğünüz gibi parlamento binası da. Gayet net ve güzel. Tramvayımız gidiyor. Tramvay var. Bayağı belli ki eski yani. Çok bisiklet var. Yine her zamanki gibi her yerden bisiklet çıkıyor. Evet, bu Filipinlere geldik. Bu bayağı meyilli bir şey. Eğimi çok yüksek. Buna bineceğiz ama bunda nasıl oturuyor insanlar? Bu nasıl bir şey arkadaş? Çok da eski yapılmış, eski zamanda yapılmıştı. Evet, buradan orman bir alana gidiliyor. Daha park gibi bir alana gidiliyor. Kuşların sesleri çok iyi. Burası tünel. İlk alışverişimizi bu akşam yapmıştık. Bilmem ne marketinde. İsmini bile söyleyemedim. Şimdi şu karşıdaki dövme dolabının olduğu meydanlık alana gideceğiz. Kırmızı ışığın sönmesini bekliyoruz. İlginçti. Hala yeşil yanmadı. Şehrin ışıkları yandı kanka. Bu ne demek? Zincirli köprü falan ışılırsa şimdi. Giderken sahilden mi gitsek? Akşam ışığını mı görsek? Sosyal. Evet. Şu anda Reza'daki park alanından çıktık. Meydanlık bir yerdeyiz yine. Karşı taraf yığınla insan dolu. Evet. Herkes oturmuş, takılıyor. Bilardo oynuyorlar. Deminle barlar sokağı gibi bir yerdeydik. Evet. Kafeler vardı. Her yer tıklım tıklım dolu. Doğal bugün cumartesi zaten. Her yerde insan var doğal olarak. Evet. London, Budapest'e ay karşımızda. Her yer kalabalık. Resmen bir uğultu var burada. Yani o kadar kalabalık sokaklar. Şehrin galiba tam göbeğine gelmişiz. Yani inanılmaz derecede. Bugün bundan bayram gününe falan mı denk geldik anasını satayım? Bu nasıl bir şey arkadaş? Yani herkes tatil falan mı ya? Yani inanılmaz bir kalabalık var. Evet, Budapest ay. Yani bu London ay. İşte diğer şehirlerdeki şehir simgelerinden işte dönme dolap bizim dediğimiz şeyin Budapest versiyonu. Burası full. Malum bugün cumartesi. Her yerde insan dolu. Parklarda oturmuşlar. Yeşilliklerde. Kola içiyorlar diyelim. Yani en azından canlı yayında. Hani kola içiyorlar. Değil mi? Etrafı da göster Osman. Etrafı da gösterelim. Sola doğru. Oo, kola içiyorlar.